Sinemadan müziğe, edebiyattan modaya kadar pek çok şey konuştuğumuz Pazar Kahvesi'nin bu haftaki konukları, ekranların sevilen ismi Zerrin Epikmen'le tiyatro sanatçısı Kenan Olpar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, benim sevgili öğrencim Oğuz. Teşekkürler hocam, nasılsınız? Sağ olun. Çok mutluyum şu anda seninle böyle kamera önünde burada olmamız. Gerçekten çok duygulandırdı da çok mutlu ettim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyi, teşekkürler hocam. Dilerseniz röportajımıza başlayalım. Başlayalım. Ben birazcık eskiye gitmek istiyorum. Gidin efendim. Şimdi sizinle ilgili yaptığım araştırmada 1963 yılında Erzurum'da dünyaya geliyorsunuz. Evet. İlkokul eğitiminizi orada tamamladıktan sonra ortaokulda lise eğitimi için Ankara'ya geliyorsunuz. Ankara'da Atatürk Lisesi'ni bitiriyorsunuz. Bir de biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Efendim, bizim zamanımızda 60 sonları işte, 1960 sonları, 70'lerin işte ilk başlarında genelde böyle aileyle birlikte yaşardık. O zaman televizyon yoktu. Radyomuzda, radyo tiyatroları, güzel Türk halk müziği, türküleri dinlerdik. Nenemin anlattığı masalları dinlerdik. Ben o masallarla büyüdüm. İyi ki dinlemişim. Çünkü o masallar bana hayatımda çok güzel yollar kat etti. Hikaye dinleyerek hikaye anlatmayı öğrendim. Hayal kurmayı öğrendim. Ve o 6 ay karın yağdığı, 6 ay dışarı çıkamadığımız o Erzurum günlerini şimdi özlüyorum. Çünkü insanlar şeydi, sıcaktı, yüz yüze sohbet ederdik. Paylaşırdık. Evet. Şimdi maalesef paylaşma yok diyor. Paylaşma, üretme yok, paylaşma yok. Sohbet yok. Evet. Aslında Ankara'da lise eğitiminizi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oluyorsunuz. Peki oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Ben işte bu masallar beni yönlendirdi. Biz nenemin anlattığı hikayeleri ben okula giderdim, okulda anlatıyordum. Sonra Erzurum'da çocuk tiyatrosuna başladım. Halk evlerinde tiyatro çalışmalarına başladım. Uzun yıllar hala ben alaylı olduğumu çok mutlu oluyorum. Bizim orada işte geleneksel Türk tiyatrosu üzerine orta oyunlar yapardık, köy seyir oyunları oynardık, Karadeniz mutlaka hikayeleri anlatırdık. Bu hikayelerle ben büyüdüm ve geliştim. Oyuncu olmaya karar verdikten sonra ailenize bahsettiğinizde nasıl karşılandı? Benim ailem zaten hepsi oyuncuydu efendim. Hepsi mettaktı. Biz orada herkese çok komik hikayeler anlatıp yaşardık. Aileden gelen. Benim nenem masal anlatırdı çok güzel. Anam anlatırdı, dayım anlatırdı. Dayım çok güzel tiplemeler yapardı. Mesela burada oturduğunda işte insanları gözlemler, onun resimlerini, tavırlarını, yürüyüşünü yapardı. Bizde böyle bir gelenek olduk. Yani bu bir kalıtsal mı desem, böyle bir şey ve bizde var olan bir şey. Yani benim tiyatrocu olmam ya da işte sanatın içinde olmamı çok yadırganacak bir ailem ya da çevrem olmadı. Hepsi şair miydi? Çok güzel şiirler okurlar. Sanatı seven ve destekleyen bir aileden geliyorsunuz yani. Evet. Yani çok mutluyum, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki, aslında tiyatrodan bahsettik ama bunun bir de sizin setlerde kariyerinize devam ettiğiniz aşaması var. İşte sizi Unutma Beni dizisinden, Deniz Yıldızı'ndan, bu tarz pek çok diziden tanıyoruz. Setlere nasıl başladınız? Şimdi efendim şöyle, yani ben yaklaşık bir 15 dizide oynadım. 15'te dizide, işte bir dönem konuk oyuncu, işte yardımcı oyuncu, misafir oyuncu. Ondan sonra işte kaslara girmeye başladım. Yaklaşık 2007'de bir diziyle başladım. Ondan sonra devam ediyor.
Ama öncelik tabii benim özel bir uğraşlarım, zamanım, ailem, sanatım, tiyatro öncelik görüp öyle özel zamanıma uygun olursa de gidiyorum. Şimdi seyircilerimiz sizi ekranlardan tanıyor ama set dışında nasıl bir Kenan Olpak var? Kamera arkasında. Valla çok duygusal, hassas, çok kitap okuru, kitap çok okuyan. Evet, kitap da çok sevdiğinizi biliyorum. 5000 tane kütüphanem var. Ben kitap da o internetten okumam, kitap okurum. Tüm Türk klasikleri, yabancı klasikleri benim de arşivimde var. Ben her hafta 2-3 kitap bitirmeye çalışıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yazmayı seviyorum. Sanat camiasından görüştüğünüz dostlarınız var mı? Varsa bunlar kimler? Sevdiğim insanlar var tabii. Mesela Mehmet Ali Erbil benim için özel bir dosttur. Herkesin tanıdığı, daha farklı bir ünlüyle severim. Kendisine buradan Selamlar. Selçuk Yöntem'i çok severim, çok değer veririm. Çok çalıştık beraber. Ayşe Gülşanlıoğlu'nu severim. Yönetmenlik yapmıştı Selçuk'la birlikte bir oyunumuzda, Ben Feuerbach. Şimdi sahneye de koyuyorlarmış. Beraber oynayacaktı ama farklı bir görüşle yönetmenlik yapmak istemiş Ayşe'nin. Onlara da tekrar başarılar diliyorum burada. Benim için çok önemli bir insan var. Yönetmenimiz Yücel Erten. O benim için çok önemli bir yerdedir. Genç de arkadaşlarım var. Dilek Bostu, Leyla, Emine Sever, Gökhan. Çok sevdiğim bir oldum. Şu anda hatırlayabilirim. Arkadaşlarım var. Saydığınız pek çok isim yaşam alanı olarak İstanbul'u tercih ediyor. Evet. Peki sizin yaşam alanı olarak Ankara'yı tercih etmenizin sebebi nedir? Yani işlerinizi buradan yürütmek zor değil mi? Her hafta mutlaka gidip geliyordum oraya. Buradan daha iyi gitme. İstanbul'u tepeden seyretmek, uzaktan seyretmek daha büyük bir şans bence. Tabii yapımcılar işte kolay gösteriyorlar. Ben böyle yaşamayı tercih ediyorum. Ankara'da bir tane izledim, İstanbul'da izlemesin. Kendimi onurdan biraz koruyorum. Zeyn Hanım, yeni projelerden bahsedecek olursak, izleyicilerimizi yeni dönemde ne gibi projeler bekliyor? Benim açımdan evet, sizin açımdan. Şu anda esasında çalışmayı biraz istememiştim dizi. Ama herhangi bir teklif gelirse inceleyeceğim, görüşeceğiz, konuşacağız. Şimdi şey yapıyorum, biraz da daha toparlanmam gerekiyor demiştim. Tiyatro yapmak istiyorum. Tiyatro yapmak istiyorsunuz. Bu mutlaka iki kişilik veya tek kişilik olabilir diye düşünüyoruz. Genel müdür değişmişti. Sevgili Mustafa Kurt hemen benimle konuştu. Ve bu düşüncemi çok olumlu karşıladı. Yanında olduğunu söyledi. Ama da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü uzun müddet devlet tiyatrosunda biz dertlerimizi paylaşacağımız bir genel müdür görememiştik. İyi oldu bu. Sevindim. Hoş geldi yani aramıza Mustafa Bey. Sinema dizi teklifleri. Valla bir kısa film yapmak istiyorum. Benim de katkılarımla, öykü benden olarak. Çünkü bu hastalığımda çok şey yaşadım. Onları yaşadım. Onu bir kısa film çalışması düşünüyorum. Hastalığım sırasında, hastalığıma nasıl yürüyerek gittiğim, daha sonra biraz da kanser farkındalık yaratmak için kanseri koyarak ortaya, öyle bir hastane koridorunda böyle bir haberi aldıktan sonra yürüyüş, ondan sonra da bu değişimleri, şey yapacağım, saçlarım dökülmüştü, yeni yeni şimdi çıktı, onların hepsini yaşayacağım. Yani onun için saçımı da kazıyacağım yani. İnsanların hayatında yaşadığı bazı trajik şeyler hayata daha farklı bakmasına neden olabiliyor. Sanırım sizde de böyle bir Aynen. Yani 1,5 yıl önce kız kardeşimi kaybettik. Çok basit bir şeyler. İşte yürümedi ve nefes çalışmadı. Öyle bir psikolojik bir şey geçirmişti. Onun öldüğü yataktaydı yaptım ben. Bu hastalığı esasında.
ilginçti benim için. Başıma gelen şeylere şaşırdım. Doktorlar sağ olsunlar her zaman yanımda oldular ama yani onlar bir şaşkınlık içinde kalmışlardı. Onları yaşadığım için onları aktarmak istiyorum. Her şeye rağmen hayatta 4 yıl yaşadım. Hatta daha büyük. Daha acılar daha da böyle büyüttü beni. İnsanları daha sevdim. 8 kişilik odada da yattım. Genel tuvalete gittim. Bunlar toplantılara falan da katılıyor musun? Katılıyorum. Aa, tabii. Çünkü kardeşim yok. Şimdi artık annemle baş başayım. Annemin çok sevdiği arkadaşları gelir. Hep kalabalıktır evi. Onlara servis yaparım. Onlarla sohbet ederim benim için. Farklı bir kapı açılır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok böyle bir çalışma içine girmişsiniz. Çok hoşuma gitti. Devamı olsun. Ben her zaman yanınızda olacağım. Sesini duyduğum zaman ben bayağı büyük bir, yaşça büyük bir Oğuz bekliyordum. Ama baktım gencecik arkadaşlar da öyle. Hep birlikte bu işi devam ettirin. Biz arkanızdayız. Bizi izleyenler de devamlı izlesinler. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.